Merhaba arkadaşlar, ben Bici Gaming'den Sinan. Sizlerle Rank oynayacağız. Rank of artık söyleyemedim, onu oynayacağız. Seriye devam ediyoruz. Arkadaşlar kral tahtını gösterecek sizlere. Kralım. Kralım. Buyur halkım. Kralım. Hatunla yanınıza geldik kralım. Benim hatun da bu arada. Ha, gezmeye mi çıkardın? Evet kralım. Kralım bu çok evde şunu istiyor, bunu istiyor. Bana bunu ol diyor. Ben bu tuz deyince ben cız diyorum. Ne yapmak lazım kralım? Adı ne bu hanım kızımızın? Ayşe. Üçüncü Ayşe. Neli Ayşe? Üçüncü Ayşe. Ha, üçüncü Ayşe. Aynen. Bundan önce iki tane vardı. Arada kaynadı. Bu üçüncü kralım. Hepsi Ayşe miydi? Evet. Ha, Benim Ayşe'den kocaman hoşlanıyorsa demek ki. kocam Ayşe'leri seviyor. Kralım bundan yani çok şikayetçiyim. Bunu ne yapacağız ya kralım? Diğer ikisi de böyle miydi peki? Diğer ikisi zaten o yolda öldü. Bu Ya da gidici diyorsun, bana soruyorsun, anladım. tabii kralım. Diğerlerine sorduk. Kralın başının etini yiyince yani kral idam etmek zorunda kaldı. Bu üçüncü işte. Yine size soruyoruz kralım. Anladım. İstersen onu biraz çalıştıralım. Yüzünü, sen O bir neden zorluk yüzünü yapsın. gösteriyorsun? Kapat o suratını. Bir marifetlerini göstersin bize. Kralın önünde dans etsin isterseniz. Dans yeteneği varsa tabii. Var. Maskeni takar mısın? O suratını kimsenin görmesini istemiyorum. Çirkin suratını. Melanet kadın. Dans edeceğim. Bak. Hareketlere bak ya. Kralım bu sizi baştan çıkartır. Bu biraz sakat mı? Akraba evliliği mi bu acaba? Yani kralım bunu annesine işte köyde cabucuk diyorlardı. Yani cabucuk diye bir lakabı olan bir kızın yani annesinin nasıl bir kızı olabilir ki? Şuna bakın. Cabucuk. Yalnız kralın vücut hatları oldukça sağlam gözüküyor. Evet, fark ettim. Galiba zaten o yüzden evlenmiş. Bir o işe yarıyor kralım, anlarsınız siz. Anladım. Salgın Yalnız durumundan anlıyorsunuz ya. iyi anlarım. Boşuna kral olmadım. Yani biz de boşuna halk olmadık burada. Tamam, Kralım, o siz zaman. bizi bir gezintiye çıkarın. Bu bir hava alsın. Beni Evet gezdir evet. gezdir diye Bence de bir başımın kalkalım etine şöyle. yiyor. Dur, bunu izle, bu özel. Bunu özel yaptım ben, bundan sonra. Evde çalıştım da geldim. Gel Ayşe, gel. Hadi gidelim. Ayşe, bak seni tekrar bağlamak zorunda bırakma Kız dansı bitiremiyorum, ha tamam. beni. Kendine kaptırınca böyle oluyor işte. Evet, şengirdek biraz. Zenginlik falan ayıp oluyor ya kralım. Burası neresi oluyor tam olarak? Şimdi burası bizim tahtımızı koruyan kalemiz. İyi dinle Ayşe. Ayşe iyi dinle. Sen özellikle iyi dinle. Bu kale iyi dinle yani. Aslında kaleden ziyade oyuncuların cıvıtmaması adına, tabii Ayşe de Ayşe, dans ederken sallama anlatmak çok Ayşe. zor. Oyuncuların cıvıtmaması adına kurduğumuz bir yapı diyelim, daha doğru olur. Çünkü oyuncu, kral olan oyuncu oyunda olsa da olmasa da herhangi bir oyuncu gelip bu tahta oturup istediğini yapabilir konuma geliyor. Biz de bunu roleplay çerçevesinde bağlamak istedik. O yüzden böyle bir kale yaptık. Evet, kare yaptık ve bu şekilde koruyoruz. Kral olan oyuncular atıyorum bir turnuva vesilesiyle ya da herhangi bir çıkan savaş vesilesiyle kral ölür. Başka birisi kral olursa yeni olan kral adminlere iletiyorlar. Diyorlar ki admin aç kapıyı. Ona göre geliyoruz, kapıyı açıyoruz, tahtına oturuyor ve dışarı çıkıyor. Yani tamamen
Oyuncuların trollemelerini engellemek amacıyla kurduğumuz bir yapı burası. Çok güzel olmuş. Çok da iyi olmuş. Herkesin kalesine kimse karışamaz. Evet, isterseniz böyle aşağı doğru geçebiliriz. Diğer yapılarımızı Ayşe, inceleyebiliriz. eğer çok çene yaparsan başına gelecekler. Şu solda görünen kral istersen tanıtsın burayı. Bak, senin için yani bunları yapmışlar. Tamam. İşte senden önceki Ayşe'lerin Kellesi buralarda gitti. evet. Burası Sonları da burada yine oldu. adminler tarafından yapıldı. Roleplay yapılması için. Burada çeşitli roleplayler dönüyor. Mesela krala ihanet eden bir rol yapan oyuncuyu kral alıp rol içerisinde muhafızları ile birlikte buraya oyuncuyu getiriyor ve çeşitli cezalar uygulayabiliyor. Burada kırbaç cezası alan mahkumlar olabiliyor. İşte bu giyotinde ve idam sehpasında da haliyle ölüm cezasına çarptırılmış. Ayşe'nin üzerinde kırbaç deneyebiliriz mesela, kendisi de müsaade Evet ederse. Ayşe, evet Sakın ders sakın ben sakın, takılayım o biraz. böyle şeylerden hoşlanıyor. Yani hoşlanıyor, öyle öyle bir Yapabilirsiniz. şey. Öyle bir şey. Yapabilirsiniz. Anlaşıldı. Bu Ayşe arsız. Öyle. Vur arkaya. Arkaya vur arkaya. Arka taraflara. Ay. Ay bacağım. Ay dur tutamadım. Ay kafam. Evet, şimdi kırbaçlayabiliriz. Kırbaç varsa tabii. Dur, hallediyorum. Kafam sıkıştı. Şey de vardır, o Sinan da vardır. Beni kırbaçlıyor evde. Kırbacı evde unuttum ben. Ama her an için yanımda taşıman lazımdı yani. Kırbaç Hayda. yalnız. Cezasını Cebimi karıştırırım da henüz bulamadım. Çantama bakayım. yani hoşuna gidiyor senin Ayşe. Neden hoşuna gidiyor böyle şeyler? Yani eziyet çekmek. Senden ne derler? Böyle bir şey var. Bir psikoloji. O psikolojiyi Ona fetiş diyorlar. Fetiş. Fetiş diyorlar buna, öyle mi? Aynen. Bu çağda. Bu çağda bir de. Tabi Fetiş zaten bu çağlarda çıktı ya. bu toprakların insanları bilir fetişleri. Muhafız, şu sandığa bir bakar mısın? Oradan bizim yedek kırbaçlardan bir tane. Tamam Vallahi hemen. krala bir tane de yetmiyor ya. Herhalde ben bir önceki kırbacı koparmışım bir şekilde. Kral çift kırbaç kullanıyor. Bir eliyle bir yere, bir eliyle bir tarafa vuruyor. Ayşe her şeyi burada açık etmesek. Vallahi kocan öğrenmesin. Adını unuttunuz herhalde kırbacın. Çantama baktım, çantamda da bulamadım. Bakıyorum ben şimdi ama. Evet, bu şeyde de yok. Sandıkta da yok. Craft edelim diyeceğim. Allah. Bir tane yapalım ya bir kırbaç. Kralım, Ama ben evde evin etrafına tuzak kuramaz oldum. Siz gördüğünüz kazıklar hep bu kırıyor. Hep bu kırıyor. Yani düşünün nasıl kırıyorsa. kazık kıran diyorsunuz yani. Tabii yani şu çitleri yapamaz oldum artık. Getiriyorum. Şöyle bırakayım. P'yi açık unutmayın bir de. The light of good will shield us from harm. Bunun tadı çok güzel ya. Evet, bu şekilde de kan efekti gerçekçi olmuş. Aylık şey geldi bende. Onun kanı. Aylık akbilden bahsediyorsun herhalde. Aynen. Cezasını çekti galiba kralım. Kralın kırbacı daha tatlı ya. Tabii kral kırbacı bu. Ayşe var mı bir hasar? Yo, gayet iyiyim.
Memnunum, memnun. Zevk alıyor ondan. Kralım. Hırsız bu gerçekten. Bunu artık kırbaç mırbaç. Yani diyorsun ya kazık kırıyor buna. Kırbaç ne yapar ya? Bu arada bir süre yerde mi kalıyor çıkarttığınızda? Evet, şimdi ben onu bağlayacağım. Bir süre yerde kalıyor. Ama kendine geldi Kurtuldu. hemen. Alışık olduğu için hemen kendine geldi. Öyle öyle alışık o. Ben bağlıyorum. Bağlanmazsan o yatak artık ne olduysa yatağı kırdı artık yere ayı postu serdim yani. Yatak dayanmıyor. Hemen kendini yemeğe vurdu. Karnı acıktı demek ki. Öyle. Çok yiyor bir de yani çok yiyor. Ya o nasıl basenler nasıl çıktı zannediyorsunuz? Tabii canım ben bu göğüsleri elemeyi yani bunlar silikon değil. Kralım buradan aşağı mesela şurada iki büyük yadigar ağaç var. Ondan biraz Bu bahsedelim. evet bu ağaç Bence krallığımız biliyorsunuz vergi ile çalışıyor, ayakta duruyor. Halkımızın ödediği vergilerle. Tabii biz bu vergileri cüzi miktarlarda tutmaya çalışıyoruz. Kapıyı açalım. köprüyü indirelim daha Köprüyü indirelim doğrusu. yani, evet. Siz yorulmadınız mı ya koşmaktan? Yoruldun mu sen? Arkaya Koş. kırba deyince acı yaptı biraz. Ay ya ayaklarım. İşte bu ağacın içinde halktan topladığımız vergiler birikiyor. Sadece benim açabildiğim, yani kralın açabildiği chestler var içinde, sandıklar var. Yani yeni başlayan oyuncular genelde bunları açmaya çalışıyor kralım. Tabii başarısız olacaklardır. Bu Ayşe'nin şekilde. gözü döndü. Ayşe'nin gözü döndü. Parayı göstermeyin ona sakın. Yani öyle bir şey yok. Ayşe açamazsın sen, Ayşe onları gel. Hayır. Bir anılarım dedi işte. Ben Sinan'la ilk orada tanışmıştım. İlk bu ağacın içinde şey yaptık. Ayıp Ayşe. Ayıp her şeyi söyleme. Kırbaçladık Aile birbirimizi. sırlarımı Özelini anlatma burada Ayşe. ya siz de mi yabancısınız sanki? Siz de beni kırbaçladınız ya. Burası kralın. Burası toplantı odası da diyebiliriz. Savaş karargahı da diyebiliriz. Savaş toplantıları burada alınıyor. Ve burası aynı zamanda market de sayılabilir. İsterseniz lordum açıklasın. Şimdi şöyle, oyuncuların hepsi gördük ki bundan önceki haftalarda kendilerine rol yapmak için hanlar, marketler vesaireler inşa ediyorlar. Bu arada kapıyı açabilirseniz içeriği de gezelim. Hemen açıyorum. Biz bu yoğunlaşmayı önlemek adına bu yapıyı inşa ettik. Zaten 42 kişilik bir sunucu şeyimiz olduğu için, girişimiz olduğu için yani 42 kişi sunucuya girebildiği için bu büyüklüğü yeterli gördük. Yani burada isterseniz ticaret roleplay yapabilirsiniz, isterseniz oyuncu olarak kralın karşısında savaş kararı alabilirsiniz, toplantılar yapabilirsiniz. Aynı zamanda sağda ve solda krala ve muhafızlarına özel odalarda bulunuyor. Kral gelip buralarda gece roleplay yapıp uyuyabilir yani kısaca. Oturabilir. Evet, sandalyeleri, özel eşyaları mevcut. Peki kralın iki tane yaveri gördüm ben orada. Veziri mi diyeyim? Onlar yani koltuklar var orada. Var mı gerçekten? Tabii. Şimdi oyuncu kral olduğu zaman mutlaka ki yanında arkadaşları olacaktır. Bu arkadaşların ikisi muhafız rolü oynayabilir, kralın yanına oturabilir ya da birisi karısı rolünü oynayabilir, yine yanına oturabilir. Diğeri de çocuğu rolünü oynayabilir. O şekilde de yapılabilir. Burada da yatakları var. Ailesine ya da muhafızlarına tahsis edebileceği odaya giriş yaptınız şu an. Bu tabii daha basit.
Tamam siz Ayşe gel buraya Ayşe. Ayşe. Ya oturmuyorsunuz ya. Gel buraya bak sana ne göstereceğim. Sana Kırbaç mı göstereceğim var? Ayşe. Kırbaç mı? Gel gel. Geldim. Kralım kapıyı kapatabilirsiniz. Tabii tabii Hayır, mümkün. hayır, 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 hayır. Hayır. Çekil, Evet. çekil üstünden bir adam. Ben artık senin namusun değilim. Beni Ne kral kırı demek? Ne başladı. demek benim namusum için? Beni kral kırı başladı. Sen kimsin? Kralın kırbacı insine kırbaç olmaz mı diyorsun? Var var. Atilla'nın kırbacı Boşuna var. boynuz çıkmadı bak bak. Kafamda iki tane boynuz var. Bak birinci Ayşe Atilla'nın kırbacı tarafından kırbaçlanmış. Bu Hades'in elindeki orak var ya. O işte kırbaç yapmışlar ondan. Böyle kırbaçlamışlar birinci Ayşe'yi. Ya çıkalım artık buradan ben daraldım ya. Tamam çıkalım. Yavaş yavaş gidelim. Yoldaki tabelaları da Evet. siz oyuncularımız için hazırladık. Neyin nerede olduğunu gösteriyor. Onlara da göz atabilirsiniz. Kralım. Çaktırmadan bir kırbaçlasanız ya. Evet, kimin Gel mor? gel. Kimin mor? Gel görecekler gel. Hayır dur görmesinler, koş. Fark ederler. Burada da ilan panosu mecburiyetten koyduk tabii bunları. Çünkü bilmeyen arkadaşlarımız gelip istemeden zarar verebiliyorlar. Aslında slash yanına da rules yazarak kuralları öğrenebilirler ama biz her ihtimale karşı kural tablosu da koyduk. Aynı zamanda hatırlatma oluyor. Evet, görünme biraz sıkıntı yaşıyor. Hatta sorabiliyorlar. Bu arada neden İngilizce koydunuz diyecek olanlar olursa tabelalara Türkçe karakter sığdırmak zor. Bu yüzden onları İngilizce yapmaya özen gösterdik. Evet, burası olarak Burası da arena. Buranın kapıları her daim açık oluyor. Dediğimiz gibi her ne kadar role play ortamını oluşturmaya çalışsak da insanlar ister istemez PvP aşkı o duyuyorlar. girdiğiniz kapı seyircilerin giriş yaptığı kapı. Bir de krala ait bir giriş kapısı var. Ve ayrıca dövüşçülerin arena alanından girdiği, ring kısmına girdiği bir kapı var. Üç girişten oluşuyor. Ringe girelim ne taraftan? Beni Tekrar üzeri dışarı sokar çıkalım mısınız girdiğimiz ya? yerden. Sokarız Ayşe. Ama kral şeysine. Tabii her şeye sokarız Ayşe. Sokun, sokun. Of, ömrümü yedin, ömrümü. Neredesin sen? Ömrünü değil canım, kırbacını yedim ya. Nerede kırbaç? Bu şekilde de role play yani bu alanda role play başladığı zaman kral bu şekilde dolaşıp bu kapıdan giriş yapabilecek. Kapıyı da açman lazım bu arada. Geliyorum. Ayşe sen ateşli bir hatunsun ya gerçekten. Bu akşam da güzel görünüyorsun. Buyur beyim, geç. Terbiyesiz biri geçti. Önce bayanlar diyecek. Terbiyesiz. Saçımı süpürge ettim ben sana. Burası kralın dövüşleri izlediği kısım. Burada kralın bir tahtı var ve arkada da verdiğimiz kazananlara verdiğimiz ödüllerin içerisinde bulunduğu sandık var.
Kralım yalnız siz buna çok güzel misiniz? Bakın tahtınıza falan oturuyor. Zaten Ayşe arsız bir kızımız olduğu için hani yüz vermek mi yüz vermek artık bu işten geçmiş yani. İsterseniz bir de alana atlayın. Alandaki objeleri de gösterelim. Yalnız dikkat edin her taraf spike'larla dolu. Bunlar da biraz işi zorlaştırmak için koyuldu. Görüyorsunuz değil mi kralım? Hemen spike'ı yani hemen kazıklara Gerçekten halletti iki arada bir de. zevk alıyor, Ayşe. zevk alıyor, zevk alıyor. Çeşitli sloganlar yazdık. Hayatın için, kral için, onurun için dövüş şeklinde. Burası da Arenamız da arka böyle. kapı mı? Yo, burası ön kapı. Buradan savaşçılar içeri giriyor. İlk girdiğiniz kapıdan seyirciler. Kralın girişi de görmüştünüz zaten. Burada Çok güzel. roleplay'den sıkılan, PvP yapmak isteyen herkes buraya gelip dilediği gibi Evet, dövüşebilir. yalnızca kralın kapısı, kralın girişi kilitli, gerisi hep açık. Meşaleyi senin üstünde kullanmış mıydın daha önce Ayşe? Evet. Neyse o zaman tamam kullanmak istemiyorum tekrardan kralın önünde. Çok abes kaçıyor. Evet, bir de bankayı gösterelim. Görelim tabi. Aşağıya yeter gel. Ana kapıdan çıkış yaparsanız bankaya da göstereyim Kral size. sana disco yapacak. Ayşe, kral sana disco yapacak. Az kaldı. Ortaçağ Tabi. tabii Yani bu. burada dans evet bile yapıyoruz yani. Kafa dağıtmak adına. Yani bu arada bilginiz olsun, vadideki tek bayan benim yani. O yüzden herkes aslında kral benmişim gibi yani. Anlıyor musunuz ayol? O da bizim hanedanlığımızda. Gül. Ama işte biraz dikenli gül. Tabi sabahın da çok erken saatleri olduğu için oyuncu da yok. Bizim Bir oyuncularımız genelde gececi. sakin olsun diye zaten hani biraz daha aktif. Savaş zamanlarında daha uygun düşünüyorum. Biraz da bu yapıdan bahsedelim. Bu yapıda yine oyuncuların sıkılmaması adına olmasa bile roleplay'de Sesin gitti bu arada. sesim mi gitti? Roleplay'de kaldım. Roleplay yapılması için yaptığımız bir yapı burası yine. Çeşitli mizahi yazılar yazdık tabelalara. Sağ tarafa gelip bakarsanız onları da görürsünüz. Her oyuncu buraya gelip herhangi bir eşyasını adminlere burada teslim edebilir. Farklı farklı faizleri var. Atıyorum 5 steel getirdiğinizde 5, 10, 15 ne bunun sayısı fark etmiyor yani. Ne kadar getirirseniz getirin oyun Ayşe gördüm ben içerisindeki istediğimi. zamanla bir hafta sonra %5 faiz ile geri alırsınız. Çok güzel. Veyahut bankadan steal çekebilir. Yine bir hafta içindeki zamanla faiziyle geri ödeyebilirsiniz. İç kapıları da açarsanız gelip vezneyi de görsünler. Biraz biz Ayşe Ayşe'yle hemen burada girdi. vezneyi geçmiştik Ayşe'yle yalnız. Orta çağa göre modern. Masa altı Ayşe ha? Masa altı. Bu Ya. masa yok ki. Üstündeyiz Ayşe'yle yeni bir deneme yapacaktık biz sandık içi şeklinde masa altından sonra. güzel bir Burası. ortam. Aynen çok uygun kasa şeklinde. Her yerde oynama Ayşe. Her yerde Ayşe oynama bir dur yani. Ayşe. Gel. Tabii bu kadar obje, oyuncu her nerede olursa olsun roleplay'e müsait bir ortam. Ay niye sabah olmuyor ya?
Çünkü sen sabah olunca çirkinleşiyorsun Ayşe. Gece daha mı güzelim yani? Tabii. Ya utandırıyorsun şimdi. Buradaki yapıları da göstereceğiz. Bu arada şurada da bizim yayıncı arkadaşın evi var. O da şu anda uyuyordu yatağında. Onu da göstereyim. Buradaki yapı şu anda flamesiz olarak görünüyor ama ya bu yapının emeği Yener arkadaşımıza ait. Böyle bir Evet, yapmıştı. kendisi dekorasyonu değiştireceği için toplayıp uyumuş. Muhtemelen aynen. Efendim. Bak, sana koyun aldım. Geliyormuş. Ay çok severim koyunları. Kraliyet koyunu bu. Kraliyet koyunu. Ay. Bir kere Her vurabilir yer burada miyim? var senin. Bir kere vurayım mı? Vur diye almadık Ayşe. Kere vurayım ya. Üstüne bin, üstüne Ayşe. Bu kız tam sapık ya. Bindi lan. Aa, üstüne bindim. Arkadaşlar, şu anda yapılardan bahsettik. Bir sonraki videoda da kendi evimize ve ava çıkalım mı kralım? Bir sonraki videoda sizinle. Zombi. Avınız ya, bütün hayvanları da avlayabiliriz. Bir ava çıkalım sizinle. Olmaz mı kralım? Tabi 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 olur. tabi olur. Evet, bir sonraki videoda da ava çıkacağız. Ben kendi evimin içini, dizaynını göstereceğim size. Yaklaşık olarak bir 10 dakika falan alır o da. Ondan sonra bir av partisi başlayacak. Zombi artık bütün yaratıklardan bahsedeceğiz. Ayşe, gelecek misin sen de? Bak, korkar morkarsın. Yok Çocuğun yok, gelirim. olmaz bak. Gelirim gelirim. Ben çocuğum olmasını istemiyorum ki. İçini ben kırbaçla görüyorum. Kırbaç iyidir. İşte duyduğunuz gibi böyle. Kendini kaptıran Evet, kendini kaptıran bir kral muhafızı da var. Tabii bu topraklarda her şey olabilir, her şey mümkün. Oynamayan arkadaşlar var ise mutlaka gelip bu oyunu denemeniz gerekiyor tuştu arkadaşlar. o? J J. tuşuna basarsanız dans edersiniz. Evet. O zaman toplu bir dans yapalım. Şimdi Evet. kral olarak tabii ki oynayamıyorum ben ama. Olur mu Bu ya? nasıl bir Oyna. dans yalnız? Benim dans nasıl bir dans? Şimdi o zaman şu şekil yapacağım ben. Madem yani tacımla oynayamam, bu kraliyete saygısızlık olur. Yalnız muhafızınız iyi kıvırtıyor. Onu da göz ardı etmeyin. Var ya. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlarımın size son söylediği şey ne olacak mı bilmiyorum ama buyurun arkadaşlar. Kral da Buyurun. kendini bozdu. O nasıl bir danstı ya? Ayşe, geç kaçma yavrum. Freestyle atıyoruz, freestyle. Yukarıda bir disko topu eksik ya. Sinan, Sinan, senden çok güzel top olur. Evet Yeter bu arkadaşlar. kadar. Bizi Buna izlediğiniz bak, için buna buna teşekkür ederiz. buna. Ayşe, Buna bak. yeter Ayşe.
Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Var. Son bir şey. Kralım. Şöyle ki. Kralım. Kılıcın çok güzel kıvrımlı mıvrımlı Buyur. böyle. Kılıç kıvrımlı. Evet, kıvrımlı Ayşe. Ne istiyorsun Ayşe? Kırbaçtan sonraki Kılıcı mı favorim istiyorsun? bu olabilir. Ver ona, O ver zaman... buraya, buraya ver. Tabii dans etmekten ekleyemiyoruz. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Sinan abi senin de müsaaden varsa. Tabii ki, buyurun. Bu baktığım alanlarda müthiş savaşlar yaşanıyor. Karşılıklı olarak birbirine koşan askerler, balistalar, trebuçetler. Bu zevki mutlaka gelip her Türk oyuncusunun tatması lazım. Tabii ki. Bu arada kralım, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bana ekliyor şu an. Bir dakika. Yok, eklemek istediğimiz pek bir şey yok. Teşekkür ediyoruz yeni reklam yayınız Ekleyeceğinizi eklediniz diye yayınıza. düşünüyorum kralım. Sunucumuzu tanıttığınız için size teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi seyirler.